Laboratuvar işimiz elektrik ölçü kurulmalarını tekşiriş. İşten maksat elektrik ölçü kurulmalarını tekşiriş, elektrik ölçü kurulmalarını da ölçeş ve onların ölçeş çekerasını aşırış. Elektrik ölçü kurulmalarından tanışadığım bulsak, en birinci elektrik tokunu miktar cihattan karakterli diyen tok küçünü ölçeşimiz için ampermetreden faydalanamız. Güçlenişimizi ölçeş için voltmetreden faydalanamız. Elektrik toku ikiye bölünedi. Özgeruçen tok ve özgermez tok. Özgermez tok deyip vaxt ölçü bilen elektrik tokunun miktarı ve yönelişi hem de son kıymeti özgermezden saklanadı. Onların tok küçünü ölçeş için ampermetre ve güçlenişi için voltmetre. Bir de özgermez tokunu ölçeşimizde kurulmanı təqin akar edeyen bulacak tor çizikten ibarat. Özgermez tok ölçü kurulmaları. Voltmetre hem tor çizikten ibarat. Özgər uçan tokumuz ise vaxt ölçüşü bilen tokunu miktarı kıymetli ve yönelişi özgərədi. İndi bunu tok küçünü ölçüşü için polkunlu ampermetre, özgər uçan tok ampermetre hem de ise özgər uçan tok voltmetreden faydalanmamız. İndi ikilisini bir vaxtda ölçüdüyen kurulmalarımız bu multitesterler. Multitesterin özünde bir vaxtın özünde özgər uçan tok voltmetre hem de özgərməz tok voltmetreleri mövcud. Tok küçü ölçün özgərməz tok ampermetreleri mövcud. İndi multitesterini işləş cərəyanı gəkirlədiyən bolsaq, multitesterdə həmişə kom, bitti, həmişə şu simdə duradı, kom. Eğer bizgə amper gerek olsa, amperi ölümüzdən simimizdən testerinə kerekli amperi ötürüb qoyamız. Eğer biz voltmetrelerde işləməkçi olsaq, voltana koyup multitesterini voltmetre gözetkişlerini özgertiremiz. Bu multimetre yardımında elektrik tokunu karşılıklarla hesaplaşmamız mümkün. Karşılıklarını ölçüşümüz için mənim de 10 metrelerden faydalanmamız. Demek hazır laboratuvar işimizde elektrik ölçü kurulmalarını ölçüş cereyanıyla tanışıp çıkadığımı bulsak, bir de elektrik tok mənbəsi. Demek bundan yana bir de multitesterimiz var. Bu multitesterimiz yardımında mesela güçlenişini ölçemekçi olacak. Demek özgər uçan güçleniş bulsa A'sı özgərməz güçlenişini işlemekçi olsak İngiliz dilinde D'sı kurulmasına özgərtirib ölçeyimiz. Hazır biz özgər uçan topuna işləb durmuz. AS'da koydum. Mən o birliklerini özgərtirəmən. 1000 birlikke. Şimdi bu yerde transformatordan çıkıp durgan güçlenişini ölçüp görsek. Demek güçlenişimiz 47.7 voltke. Demek voltmetre mənbəyə paralellendi. O buna kilovatın ümumi güçlenişini ölçədik. U teng 47.7 volt. İndi voltmetrenin ölçüş çekerasını aşırış üçün unga qoşumça şunt qarşılığını ketmə-ket ulaşımız gerek. Bunun için quyidagi sxemanı yığışımız gerek. Özgər uçan tok mənbəsi. Demek voltmetr. Onunla koşumca şun karşılığını ulaşmamız gerek. Demek eğer voltmetrin özünün içi karşılığı hem de şun karşılığı. Voltmetrin ölçüş çekerasını aşırış maksatında. Bu yerde kilovatken güçlenişimiz 2'ye bölünedi. Voltmetre'ye hem de U şun karşılığı'ya. Mumi güçlenişimiz U voltmetre karşılığı plus U şun karşılığı'nı yığıntısı'ya deyin. Bu yerde zancirimizdeki 2'te karşılık ketmek etmeden yapıp da Kirchhoff'un ikinci kaydasına göre tok güçleri bir xil. I voltmetre'ye, I şun ket şucu
tokuşları bir xil. Umumi qarşılıqlarımız isə R-Volt plus R-Shunt'a teng bo'ladi. Hazır biz işimizde 15 voltlik voltmetre yardımında hazır bayağı 47.8 voltunu ölçüp almak için. Bunun için biz mənimdə voltmetre koşumca şunun karşılığını ketmək et ulandı. Koşumca şunun karşılığı ulandı. Bir tamamen özü durdu. Koşumca şunun karşılığı. İndi mən bəni ülə deyən bolsaq, demək voltmetrimizi göstərdik ki 10.5. Bunu qoşumca voltmetr bilən həm görə deyən bolsaq, voltmetrə düşür çüşənin düşüşü 10.7. Voltmetrə düşür çüşənin düşüşü 10.7. Volt keting. Qoşumça şunun qarşılığına düşüncü küşləniş düşüğü 37 volt keting. Şunun qarşılığına düşüncü küşləniş düşüğü 37 volt keting. Ümumi küşlənişimiz bir de az qaytadan ölçüyümüz 47.7 umumi güçlenişimiz 47.7 volta deyin. Demek azı birden hesaplayan olsak bir de i volt metredeki tokumuz u volt bölüngen r volt i şunt deyimiz u şunt R şunt. Demek şunt karşılığına düşücü güçlenişimiz 37.7. Şunt karşılığımızın özü şunt karşılığımız özü R şunt karşılığımız özü 47 kilo 47 kilo 47 köpegen 10 üstü 3 10 götürsem şunda bundaki top küçü 0.1 amperga teng. Demek şunttaki voltmetredeki tok güçleri ve umumi tok güçü bir xil 0.8 milli amper. Tok güçlerini bildik. Şimdi biz şuradan voltmetrenin iç karşılığını hesaplayan bolsak u volt bölüngen i volt. Voltmetremizin körsetkisi 10.7 bölümüz tok güçümüz 0.8 milliamper, 10^-3. Demek şunda 13.3 kilo ohmga teng ekan. Şimdi biz voltmetrimizni ölçüş chegarasini qanchaga oshirganimizni bilish uchun u volt 1 plus r shunt bo'lingan r volt ifoda orqali hisoblaymiz. Ölçüş chegarasini qanchaga oshganini. U bölüngen u voltumuz n geteyim desek n'nin özü 1 plus r şunt bölüngen r volt geteyim. Şurada ornaya koyup hesablasak 1 plus r şunt karşılığımız 47 kilo ohm, voltmetremiz karşılığı 13.3 kilo ohm hesablasak 4.5 geteng ekan. Demek biz voltmetrimizni ölçüş chegarasi 4.5 marta oshdi. Bizning voltmetrimizning o'zi dastlabki ko'rsatkichi 15 voltga teng edi. Endi shu yerdan bu voltmetrimiz bilan ko'pi bilan 4.5 ko'paygan 15 67.5 voltgacha ölçüşümüz mümkün bo'ladi. Demek 15 voltlik voltmetrini 15 voltlik voltmetrini ölçüş chegarasini 67.5 gacha oshirdik. Fakat qo'shimcha shun qarshiligi ya'ni 47 kiloohmni ketma-ket ulash orqali
İşimiz şundan ibaret. İtibarınız için rahmet.